Arkadaşlar merhaba. Videomuzdaki rüzgar gülünü modelleyeceğiz. Bu derste daha önceleri yapmıştık ama şimdi YouTube için tekrar yapacağız. Hemen başlayalım. Referans olarak yaptığımız çalışmamız burada dursun. Bunu şimdi tekrar yapacağız. Hemen rüzgar gülünden bahsedelim. Sahneye bir tane plan nesnesi atalım. Ve bu planı biraz ölçülerini değiştireceğiz. Rüzgar gülümüzü şöyle bir yere alalım. Şimdi bu rüzgar gülü değil tabii planla uğraşacağız. Bu planın vanki genişliğini 70 cm yapıyorum. Yüksekliğini 200 cm yapıyorum. Geçen sene yaptığımız için o ölçülere birebir nasıl yapmıştım hatırlamıyorum açıkçası. O yüzden şimdi en yakın nasıl olur öyle yapacağız. Şimdi şunu biraz daha kaydırayım. Şöyle pervanelerimizi iyi görelim. Şöyle planımızı seçtikten sonra hemen display'den Grand Shading Lines diyeyim ki planın üstündeki segmentleri rahatça görebilelim. Bunları sıfırlıyorum. Yani biliyorum daha doğrusu. Sıfırlasam da olmuyor zaten. Bir olarak kendilerini oraya düzeltiyor. Şimdi bunu işlere bir nesneye getiriyorum. Hemen poligon yüzeyi moduna gelip planı seçip sağ tıklıyorum. Buradan Extrude Inner diyeceğim arkadaşlar. Z25 sürümünde yani en son sürümünde yine Extrude'un hemen altında sadece ismi değişmiş. Inset olarak geçiyor. İkonu aynı şekilde yine. Extrude Inner veya sizdeki gibi Inset dedikten sonra arkadaşlar Offset'ini 10 diyorum. Ardından Movie'yi seçiyorum ve nokta moduna geliyorum. Şuradaki bir tanesini şekli oluşturacağız. Diğerleri zaten kopya. Nokta moduna geliyorum. Line Selection'ı seçip şurayı tarama yöntemiyle seçip hatta şöyle yapayım. Şuraları ve şuraları mouse'un sol tuşunu bırakmadan çekeyim ve şöyle bir şekil oluşturayım hemen. Bakalım. Şunu biraz aşağı çekersek. Evet. Hatta şöyle yapalım. Şunu biraz daha şöyle çekelim. Onun haricinde şunu biraz daha ileri çekip biraz da şöyle çekeyim. Evet, şu tarafları inceymiş. Biraz da şunları şöyle çekeyim. Buraları da inceltelim. Ve devam edelim. Evet, şimdi poligon yüzey moduna geliyorum. Bunun dış tarafını seçtireceğim. Select Invert dersem bu iş olabilir. Select Invert dersem dış tarafı seçilir. Eğer bunu bulamazsanız da çok problem değil. Şuradan yine Shift'le seçerek bunu dört tarafını seçip ardından Melt tuşuna tıkladığımız anda bunu tek parça haline getirebiliriz. Yani şuradaki çizgiler gitti. Ben şimdi bunu manuel olarak keseceğim. Buradan Line Cut diyeceğim. Buradan köşeye geldiğim zaman zaten kendisi noktaya yapışıyor. Buradan geliş güzel bunu kesiyorum. Ve şurayı bıraktırmak için Escape, ESC tuşuna basıyorum. Ve burayı bıraktırıyorum. Hemen çizgi moduna gelip Bowie'yi seçip bu alanı seçiyorum ve şöyle çevireyim. Şu Y ekseninde arkadaşlar bunu mouse'un sol tuşuna basarak önce ardından CTRL tuşuna basarak burayı böyle uzatıyorum. Ve rüzgar gülünün şu sapını da yapmış oluyoruz. Bunu şöyle çekeceğim. F2'ye bakalım. Evet düz görünüyor. Scale'e gelip X ekseninde bunu daraltırsam daha da çok benzetmiş olacağız. Şimdi F2 diyeyim tekrardan. Movie'yi seçiyorum. Move tool'u çizgi modundayım. Şunu biraz daha şöyle çekip düzeltirsek. Şurası düz oldu. Daha iyi oldu. F1 diyorum. Perspektif penceresine geliyorum. Yani şuraya tıkladığımda pencereleri görebilirsiniz. F1, F2, F3, F4 bunların kısa yolları. Buraya kadar tamamız. Poligon yüzeye geliyorum. Burayı backspace ile siliyorum.
Biraz biraz benzedi gibi. Arada bir kontrol seviyeyim çalışmama. Ondan sonra gençler, arkadaşlar ne yapıyoruz? Şuraya baktığımıza göre bunu biraz daha daraltacağız galiba. Şöyle yapalım. Şurayı biraz daha daraltayım. Şurayı da biraz daha şöyle çekeyim. Ya da yok. Bunu ileri çekeyim. Bunu da ileri çekeyim. Şöyle. Ondan sonra ne yapalım? Buna bir extrude verelim arkadaşlar. Kontrol A dersem tamamını seçer. Ardından extrude diyeceğim. Yalnız extrude demeden önce create caps'i açacağım. Bu yüzey dursun. Yerine bir tane daha yeni bir yüzey çıkartsın. Bunun için burayı tarama yöntemiyle seçip enter dersem. Evet. Videomuz takıldı. Durdurmak zorunda kaldım. O yüzden tekrardan videoyu başlattım ve burayı kontrol A ile seçiyorum. Ardından arkadaşlar extrude diyeceğim. Tekrardan offset kısmını tarama yöntemiyle seçip 5 diyorum ve enter diyorum. Buraya bir kalınlık verdik. Belki bakayım şuranın kalınlığına. Belki biraz daha kalın olabilirmiş. 5 değil de 10 dersek çok kalın olur. 6 diyelim. Ama burada şöyle bir detay var arkadaşlar. Biz bunu 6 santim kalınlığında yaptık. Ama bunun şu anda içi boş. Bunun bu yüzeyini de tamamlanması için create caps dersem bu yüzey de kapanır ve istediğimiz hale gelir. Şimdi artık devam edebiliriz. Buraya kadar tamamız. Burayla burası niye ayrıldı anlamadım ama çok problem değil. Yine melt deriz ve burayı birleştiririz. Evet. Buraya kadar tamamdır. Onun haricinde bakalım nasıl bir şey varmış daha burada. Şuradan bir çıkıntımız varmış. Şöyle. Onu da yapalım madem. Ondan sonra şurada da bir çıkıntı var. O da şöyle yine extrude inner diyeceğim. Dediğim gibi R25'te bu inset diye geçiyor. Aynı işlemi görüyor arkadaşlar. Offsetini bu sefer az diyeceğim. 2 santim diyeceğim ve 2 santim belki 3 yer mi? Evet 3 dedikten sonra yine extrude diyeceğim. Create caps'in kapalı olma, açık olmasına gerek yok. Bunun yüksekliğini de 2 dersem bakayım oldu. Ondan sonracığıma çizgi moduna geleyim. Şurayı seçeyim ve bunu biraz şuradan aks yönlerini düzledikten sonra bunu biraz aşağı doğru indireyim. Ya da şöyle yapayım ya. Ctrl Z edeyim. Burayla burayı seçeyim. Sağ tıklayayım. Ondan sonra Sketch and Sieve dedikten sonra bununla burayı birleştireyim. Tek parça olsun. Evet. Burası tamamdır. Ondan sonra gelelim şu arka tarafa. Poligon yüzey moduna geliyorum ve şurayı seçiyorum. Ardından ne yapacağım? Yine extrude vereceğim. Extrude dedim. Offset 2 dedim. Bakalım ne kadar oldu. İyi olmuş. Şurayı seçiyorum ve buradan yine extrude diyeceğim. 5 diyeyim. Belki biraz daha fazla olabilir. 7 olabilir. Sonra yine Movie'yi seçeyim ve şurayı ve de şurayı tekrar Shift ile seçip yine Extrude diyeceğim ve buna da yine 3 dersem oradaki şeyi yakalamış olduk. Tamam gibi. Şimdi Control Save diyelim tekrardan. Ne olur ne olmaz. Arada donuyor çünkü. Şimdi şuradaki çıtaları yapalım. Burada çıtalar var. Bu çıtaları yapalım. Şöyle yapacağız.
Buradan şöyle yararlanayım en iyisi ben. Bir daha buradan küp atıp buraya yerleştirmek yerine şurayı seçeyim. Burayı sıklıkla kopartayım. Ardından buna kanat diyeyim. Kanat. Buna da çok iyi. Üstüne çift tıkladığınızda bunların da isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Çubuk artık kanattan bağımsız olarak bakın burada duruyor. Şimdi bunu biraz daha extrude vereceğim ama öncesinde ne yapayım? Bunun yüksekliğini bir değiştireyim şurada. Model moduna geleyim. Hatta aks merkezini de şuraya alayım. Aks merkezini de üstüne taşıyayım. O da şöyle. Mesh'ten, Axis'ten, Axis Center diyorum. Yine R25 sürümü olan arkadaşlar sizinki mesh'in içinde değil. Değiştirmişler. Tools'un içinde yine Axis olarak aynı şekilde var. Yani şu Axis arkadaşlar tool'un içinde. Bunu seçtikten sonra çubuk seçili aks merkezleri execute dediğim anda merkeze geliyor. Bunu şuraya çekebilirim. Çünkü cloner'la bunları çoğaltacağım şimdi. Bunun işi bitti. Bu kadar. Ondan sonra gençler şöyle yapacağım. Bunun yüksekliği neymiş? Yükseklik 6 santimmiş. Yüksekliğini 7 yaparsam biraz büyür. Biraz daha büyütebiliriz. 8 olabilir. Ondan sonra bir de Z'si neymiş? X'i 54.115'miş. 56 dersem. Evet, oldu gibi sanki. Aks değiştirme koordinat sistemini kapatalım. V. Ardından bakalım. Uçaki F2 diyelim. Şöyle yapayım hatta ya. Bunu kapattık ama. Buna şöyle bir şey yapayım. Şuraya tıklayayım ve bu çubuğun aks yönünü değiştireyim. Şuraya göre. Şöyle. Yaklaştırayım biraz daha. Evet. Tekrardan tıkladıktan sonra burayı kapatıyorum. Movie'ye geliyorum. Artık bunu kaydırabilirim. Şöyle biraz ötekinin üstüne yani. Biraz da şuradan gelecek, biraz da şuradan gelecek. F1 diyeyim bakayım. Evet, şimdi buna kalınlık vereceğim. Poligon yüzeye geliyorum. Sağa tıklıyorum ve extrude diyorum. Ve yine create caps'i açacağım. 3 dediğimde gayet iyiyim bakayım. İyi gibi, biraz daha ince olabilirmiş. 2 diyeyim. Evet. Movie diyorum. Modeli tıklıyorum. Ve ardından arkadaşlar ne diyeceğim? Cloner diyeceğim. Cloner'ı tıklıyorum. O da merkez noktasına geldi. Bu Cloner'ın içine buna da yine kanatlayayım. Cloner'ın içine çubukları atacağız. Çubuk. Bunu yükseklikten değil de Z ekseninden çoğaltacağız. Yani Z ekseni neresi şurası. Evet şöyle. Sayılarını da artıralım. Şöyle geri çekelim bakalım. Evet. Şimdi önce bunun rotasyonuyla bir oynayalım. RH değerimi. Evet. Linear'dayken niye biz oynuyor bir oynamıyor? Bunu RH değeri transform mu desek? Evet. Buradaki rotasyona bakalım. Şimdi oldu. Aynen. Şuradan büküyoruz. Ve şunun şekline göre bunu ayarlıyoruz. Evet. Şimdi oldu. Ondan sonra 25
İyidir ya. 25 derece. İyi gibi. Tamamdır. Çubuk ve rüzgar gülümüzde tamam gibi. Kanadımız en azından. Şunu çekeyim biraz şöyle. Bir tane daha artırayım bunu. Object 17. Tamam. Çubuk hazır. Kanadımız da hazır gibi. Şimdi bu çubuğu kanadın içine atacağım. Kanadı da arkadaşlar yine bir cloner'ın içine atacağım. Şöyle bakalım. Başka bir şey var mı kanadımızda? Yok. Bütün detaylar bunlar. Şimdi bunu da yine cloner'ın içine atacağım. Buna da kanat diyeyim. Bunu da kanadın içine atıyorum. Kanadı lineer demeyeceğim de radyal diyeceğim. Ardından radyüsünü 50 santim demişiz. Yani bu böyle geliyor. Bunu uzatacağız. Sonra bu nereyi daraltmam gerekiyor? Burada kaç tane şey var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru mu saydım? 2, 4, 6, 7. Aynen. 7 tane kanat var. 6 ve 7. Derece. Ondan sonra transform diyelim. Rotasyon ve position diyelim. Bakalım. Yakaladım onu burada. Evet. Şurada. Burası da tamam. Artık kanadımı 90 derece ya da object desem plan x'e bunu oynamayayım ya. Şuradan değiştireyim. Bunu şöyle shift'e basarak 90 derece kaldıracağım. Pervanem hazır. Evet. Bakalım. Hop. Evet. Pervanemiz hazır. Ctrl Z. Şimdi kanadımı bir kapatayım. Ondan sonra gövdemi yapmaya başlayayım. Ctrl sevdiğim tekrardan. Bu gövdeyi nasıl yaptım? Şöyle yaptım. Hemen yapalım tekrardan. Sahneye bir tane insight atıyoruz. Bunu x'e olarak değiştiriyoruz. Bakalım bu kaçgenden oluşuyormuş. 1, 2, 3, 4, 5, altıgen. 1, bu nasıl? Bakalım bu da altıgen. Tamam, burada sadece ne yapmışız? Şeyi çevirmişiz. Yönünü. Yani şöyle yapmışız. Rotasyon deyip bunu şöyle 30 derece çevirmişiz. Tamam. Şimdi bu insight'tan rüzgar gülümüzü de yukarı kaldıralım bu arada. F3 yani right penceresi. Şuradan gelebiliyorsunuz. Aşağı indirelim. Şöyle. F1 ve bu ensayı biraz küçültelim. 200 değil de 150 olsun. Ondan sonra şimdi bu insight'tan bir tane daha kopyalayacağım. Yukarıya. Bunu zemin diyeyim. Ya da bir diyeyim. Insight. Buna iki diyeyim. Şöyle bakalım. Yukarı kaldırıyorum bunu. Bunu da bir diyeyim. Şöyle.
Sonracıma bir tane daha kopyalayacağım. Buna da 3. Bunu da yukarı kaldırayım. Hatta şunların hepsini biraz daha küçülteyim ya. Biri büyüleyim. İkincisine elleyeyim. Üçüncüsüne de yine elleyeyim. Bir tane daha kopyalayacağım. Bunu da yine 80'den büyüsün biraz. Daha sonrasında da bunu şeyin içine attıktan sonra, loft nerves'in içine attıktan sonra karar vereceğiz. Bunları seçiyorum tamamını. Şuna 3-1 demeyelim, 4 olsun. Hiyerarşi yapıyı bozmayalım. Bunları loft'un içine atıyorum. Ve akinçler bakayım. Olduğu gibi. Biraz daha yukarı kaldırayım şöyle. 3. İkiyi biraz daha daraltacağım. 40. 3'ü de biraz daha daraltacağım. Bunu da 40. Tamam gibi ya. Alttakini biraz daha genişleteyim. 120. Şimdi bunları ne yaptım? Bunları tamamını en alttaki hariç seçiyorum. F3, F4 penceresine geliyorum. Bunları şöyle ileri çekersem eğer, şöyle şurası gibi dümdüz bir şekil oluştururum ama en üsttekinde ne yapmam lazım? Geri kaydırmam lazım. Şöyle. Evet. Formun aynısını yakaladık. F1 diyorum şimdi. Onun haricinde ne var? Orada bir şapka var. O şapkayı yapacağız. 4'ten bir tane daha kopyalayacağım. Bunu da yukarı alacağım biraz daha. Bunu 80 değil 90 yapacağım. Bakayım. Bunun yüksekliği neymiş? 407.481. Bunu da 407.481. Aynı hizaya gelsin. Aynı yükseklikte olsun yani. Sonra buna da 5 diyeyim bu arada. 5. Bir tane daha kopyalayacağım. Aynısından bunu yukarı kaldıracağım şimdi. Evet. Bakayım. Tamam gibi. Bir tane daha kopyalayacağım. Bunu 6 diyeyim. Bu da 7 olacak. Tabi bunu ne yapacağız? Küçülteceğiz. 50 dersem daha da küçük. 30. Biraz da kaldırırsak şöyle. Hatta 20. Evet bakalım. Tamam. Evet. Sadece şu 4 tanesini biraz daha kaldırayım. Hatta şunları da kaldırayım biraz. Ya da şunların ikisini biraz sen bakayım gerçek oldu ya. Tamam. Oldu oldu. Biraz daha belki şunlar büyük olabilirdi. Bakalım. Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bunlar altıgen olduğu halde altıgen gibi durmuyor. Yuvarlak gibi duruyor. Ama benim önceki yaptığım bakın gayet dümdüz bir şekilde altıgen gibi duruyor. Bunun sebebi şu. Hemen yapalım onu da. Loft'u seçip buradaki piyonga tıklayıp buradaki piyong angle'ını 0 yaparsam eğer aynı burada da o köşeleri görebiliyoruz artık. Buraya kadar da tamamız. Şöyle yapalım bakalım. Bu çekiler F2 diyelim. F3 F4 buradan düz. F3
Rüzgar gücünün şunu girdiğine bakalım. Daha iyi oldu. Bakalım. Tamam. Şimdi yine rüzgar gününü açalım. Bize referans olsun orada. Şimdi şöyle yapalım ama bunu. Bunun yönünü değiştirelim. Şöyle yapalım. Yeşil eksene basılı tutup ardından shift'e basılı tutup bunu şöyle 180 derece hatta kaç oluyor? 210 derece buraya bakayım. Nerede kaldı bu çekinin? Ürün şurada. F2'deyim. Şöyle olacak. F1 diyeyim. Ondan sonra da şöyle yapayım ya da şunu açarsam daha rahat çalışabilirim sanki. Şöyle yapayım bakalım. Kanadımızı yukarı kaldıralım. Şöyle çekeyim. Ya da Ctrl Z diyeyim ya. Geri dönsün diye uğraşıyoruz ki. Evet. Şimdi açalım bunu. Ve bakalım. Ops. Ctrl Z. Kanada alacaktık. He, yönü doğru aks yönleri mi oynamış? Tamam. Oldu oldu. Gayet güzel oldu. Yönü nerede bunu ya? F2 3 F4 F1 yönü doğru ya yönü doğru yönü doğru ama bunlar şöyle kaymalı. Şimdi çözdüm ben bu işi. Şunları bir seçeyim bakayım şöyle. 2 ile seçeyim hatta. Güzeldi galiba bakayım. Evet. Şimdi güzeldi. Şurası ön taraf. Şimdi açalım bakalım. Evet. Şimdi F3 desek F2 F1 tamam. Şimdi şurayı yapacağız. Şuradaki milin başlığını yapacağız. Loft'umu bir kapatayım. Buna gövde diyeyim. Rüzgar gülü değil, kanat. Bunu çekeceğim şöyle. Neden? Şuraya değmemesi lazım. Şuradaki yere değmemesi lazım. Biraz açacağım bunu. Biraz daha yukarı kaldırabilirim. Şöyle. Bakayım.
Evet. Şu gövdeden en üstteki seçerek. Biraz daha. Tamam. Şimdi oldu gibi bakayım. Aynen. Şimdi oradaki parça yapalım. Bu sefer ne yapacağım? Kübün içerisinden bir tane silindir alacağım. Ve bu silindirin object diyeyim. Bu silindirin ne diyeyim? Artı Z mi diyeyim? Pardon. X artı. Evet. X artı diyorum ve bunu yukarı kaldırıyorum. Şöyle X ekseninde bunu çekeceğim şöyle yukarıya. Ondan sonra 200 değil. Ne diyeyim bunu yine 50 desek. Radyusuna de 20 desek. Ya da 100 diyeyim yine daraltırız onu yine. Şimdi bakalım şöyle çekelim yukarıya ve başlayalım oynamaya. Şimdi rüzgar gülün de şurada, bunu da büyüteyim. Bunu da büyüttükten sonra şu şeyi yakalayacağız. Bir kontrol sevleyeyim. Move diyorum ve bunu dışarıya doğru çekiyorum. Şöyle bakayım ne kadar büyükmüş. Bayağı büyükmüş. Silindiri yüksekliği 100 kalsın. Rotasyon segmentini azaltacağım. 8 dersem bakayım oradaki aynı mı oldu? Gibi. Aynı gibi. Şimdi bunu işlenebilir nesneye getireceğim. Başlayacağım bununla oynamaya. Ya da caps diyeyim de. Fill diyeyim. Şurası segment. Radius 3 değil 1 olsun. Bakayım. Pardon ya. Radius'u yine 3 olabilir. Segmenti 1 olsun. Evet. Bu. Tamam. Object diyorum. Height segmentini de azaltacağım. Kendim yapacağım çünkü buraları çiçeklerini. Şimdi bunu işlerine bir nesnane getiriyorum. Ve devam edeceğim. Evet. Silindirimizi seçiyoruz. Ve buradan poligon yüzey ya da nokta moduna da gelebiliriz. Sonra buradan live selection'dan rectangle selection deyip şöyle yapayım. Şurayı tarama yöntemiyle seçip burayı daraltabiliriz. Scale deyip böyle gelişi güzel burayı daraltıp ardından bunu ileriye doğru biraz itersem bakayım. Biraz daha şöyle. Evet. Buraya kadar tamam. Şimdi buradan sonra yine bu silindire de piyongunu sıfırlayalım ki köşeleri belli olsun. Poligon yüzeye geliyorum. Rectangle selection değil. Live selection diyorum. Burayı böyle tarayayım. Ardından extrude inner. 25'ler inset diyor. Offset'ine 1 dersek 3 diyeyim. Ve buna da yine extrude deyip buraya da yeni bir alan create caps kapalı olabilir. 2 dersem buraya da yeni bir yüzey oluşturur. 3 diyeyim. Ve bunu da biraz scale ile küçültürsem şöyle. Evet. Burayı da ayarlamış olduk. Şimdi bunun şuradan içeriye girecek milini ayarlayacağız. Onu da şöyle yapabiliriz. Zaten burada ne var? Burada bir caps vermişti buraya. Buradan poligon yüzeyden light selection'ı seçelim. Şöyle burayı tarayalım. Bakayım. Evet. Bunu da şöyle çekeriz.
Ardından burayı biraz daha ne yapacağız? Daraltacağız. Scale deyip burayı küçültebiliriz şöyle. Sonra ne yapacağız? Sonra şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu biraz daha böyle çekeyim. Ardından X yönüne basılı tutuyorum mouse'un sol tuşuyla. Ardından kontrole basılı tutup buraya yeni bir yüzey oluşturuyorum. Aynen budur. Tekrardan kırmızı eksene basılı tutuyorum. Ya da buraya yeni bir yüzey oluşturmadan önce şöyle yapalım. Bu silindirimizi bir ileriye doğru itelim bakalım. Şöyle. Evet. Bakalım. F2, F3. F1. Tamam. Şimdi poligon yüzeye gelip bunu biraz daha geri çekersem eğer şöyle biraz daha evet. Bir tane daha yine kırmızı oka basılı tutuyorum. Ardından CTRL'ye basılı tutuyorum. Buraya yeni bir yüzey daha oluşturup burayı ileriye doğru büyütüyorum bakalım. Evet, tamamdır. Bakalım. Tamam. Buraya kadar tamamız. Referans rüzgar gülünü kenara kaydıralım şöyle. Ardından devam edelim. Kanadımız biraz büyük gövdeye göre. Bunun için şöyle yapalım. Bu kanadı direkt klonları seçip buradan scale deyip küçültürsek bakalım küçülüyor muymuş? Evet, küçülüyormuş. Tamamdır. Kanada göre silindirimizi de biraz küçültebiliriz aslında. Evet. Tamamdır. Biraz ileri itelim. Şöyle. Şimdi. Rüzgar gülümüz hazır. Şöyle yapalım. Ya da önce modellemenin tamamını bitirelim. Şöyle yapsak ne olur? Şunları ikiye kadar seçip ardından şu silindiri şuraya atalım. 6, 3, 2'ye kadar bunları seçelim. Ardından CTRL'ye basarak kanadı ve silindiri seçelim. Bunları biraz yukarı doğru büyütelim şöyle. Biraz daha belki büyütebiliriz. Evet. Şimdi şu biri de ne yapabiliriz? Şöyle yapayım ya. Şu aks yönünü değiştirdiğimiz için, daha doğrusu 30 derece açıyla bunu çevirdiğimiz için aks yönü haliyle yamuk duruyor. Bunu bir düzeltelim. Şuraya tıkladığımda koordinat sistemi bu düzeliyor. Tamam, bu şekilde olur. Baktık olmuyor. İleride başka bir türlü yine yaparız. Şimdi buraya kadar tamamız. Buradan sonra şurada biz ne yapmışız? Pencere yapmışız. Artık gövdeyi işlenebilir nesneye getireceğim ve şuradaki tagları sileceğim. Bununla işim yok. Gövdeye geliyorum. Poligon yüzeye geliyorum ve buradan hangi alanı seçelim? Şurayı ve şurayı seçelim. Şurayı ve şurayı. Sonra ardından hop tam yan tarafına gelelim. Yine şurayı ve şurayı bir de şurayı seçeceğiz galiba. 3 orada kaç tane şey varmış bakayım. Orada 2 tane varmış. Burada 3 tane varmış. Problem değil. Buraları ne yapalım? Melt yapsak bakayım nasıl olacak? Evet. Melt yaparsak buralar
tek parça haline geliyor. Şimdi çekiyorum, sağ tıklıyorum, extrude inner diyorum. Extrude inner neredesin? Şurada. Yine söyleyeyim. R25 yeni sürümde arkadaşlar. Bu insetliğe geçiyor ve aynı işi görüyor. Offset'ine 3 dersek. Biraz daha fazla diyelim 5. Biraz daha fazla diyelim 6. Sonra arkadaşlar bunu extrude diyorum. Eksi 5 diyorum. Ardından burayı kopartacağım. Move tool'a geleyim. Sağ tıklıyorum. Split diyorum. Split. Gövde bir değil. Bu artık pencere oldu. Pencereyi kapatıyorum. Artık penceremde olduğuna göre gövdenin üzerindeki bu alanları silersem artık benim rüzgar bölümünün içerisi görünür hale geliyor. Pencereyi de açarsam aynı şekilde kapanıyor. Pencerelere de yine bir şey yapacağım. Aynı şekilde şu artı şeklinde kesilmiş bunlar bakın. Şunlar yani. Aynı şekilde yapacağım. Bunlara sağ tıklayıp US diyeceğiz. Yani subdivide diyeceğiz. Subdivide dediğimizde bunlara yamuk kesiliyormuş. Ctrl Z böyle demeyeceğiz. Şöyle yapacağız. Bunları kendimiz geçeceğiz. Hadi keselim. Sağ tıklıyorum. Buradan plan kat diyorum. Ya da plan kattan önce bir şey verelim bir saniye. Yine move tool diyeyim. Yine inset ya da extrude inner diyoruz. 6 santim tekrar burayı daraltıyoruz. Ardından gençler ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bir select invert dersek. Select invert. Bakalım nereleri seçiyor. Evet. Tersek buralar birleşir bakalım. Melt. Evet birleşiyormuş. Gayet de güzel oluyormuş. Nokta moduna geleyim. Şuradan şunu sileceğim. Noktaya tıklıyorum. Şu noktaya da tıklıyorum. Yukarılarda da var çekiler. Şunlar ve şunlar. Aynı şekilde burada da var. Gövde nerede? Şunlar yani. Melt'le burayı ne yaptık? Tek parça yaptık. Aslında dissolve'la da silebilirdik ama aklımıza böyle geldi. Neyse çok da şey değil. Önemli değil. Bir tane de şurada var. Gövdeyi açalım ve penceremizin poligon yüzey moduna gelelim tekrardan. Burayı seçiyorum ve ardından yine burayı seçiyorum. Tekrar US yapsam ne oluyor bakayım. Şimdi oldu aslında tam olarak istediğim. Oradaki noktalardan dolayı bunu tam merkezden bölmemiş. Yani ne yaptık? Ctrl Z diyeyim. Buradan aynı yaptığım olayı tekrardan yaptım. Subdivide deyince tam olarak bunu artı şeklinde kesti. Yine extrude inner ya da inset diyorsunuz arkadaşlar. Ardından offset'in altı demeyeceğim. Daha az diyeceğim. Ama presel ve grubu kapatacağım. Çünkü şu araların da açılmasını istiyorum. O yüzden presel ve grubu kapatıyorum. Buraya 2 enter dediğimde bakın buraları yine böldü. Hatta 1, 2 olabilir ya. Extrude diyorum. Ardından eksi 1 enter dediğimde bakalım. Bir de ambient occasion'ı açarsak daha iyi belli olabilir gölgeler. Ambient occasion'ı açalım ve ön gösterim yapalım bakalım. Evet penceremin yeri de mis gibi oldu. Şimdi bunu extrude'dan çıkarmam lazım. Mouse'un üstünde görüyorsunuz extrude var. Bunu tıklıyorum. Ardından pencereyi yaptık gibi. Aynı pencere hesabı camları da kopartacağım. Yine sağ tıklıyorum. Split diyorum. Bu sefer pencere 1 ne oldu? Cam oldu arkadaşlar. Camı gizliyorum. Penceredeki bu alanları artık siliyorum ki cama şeffaf dokusu verdiğimizde, cam dokusu verdiğimizde içeriği görebilelim. Bu nereden geldiyse varmış cam. Şuraya bakalım. Aynen. Şu anda evin içi görünüyor. Silebiliriz bunu. Onu da silelim. Diğer rüzgar gülüyle geldi demek. Tamam buraya kadar geldik. Rüzgar gülümüzü modelledik. Şurada altta şey de varmış. Kapı da yapmışız buna. Bildiğin okul kapısı gibi kapı yapmışız. Bunu şöyle yapalım.
Bu videoyu durdurayım. Kapıyı bir sonraki şeyde yapalım. Videoda yapalım. Bir dahaki derste görüşürüz.